Merhaba sevgili izleyiciler. Programımız tüm hızıyla Adakent Beylikdüzü'nde devam ediyor. Şimdiki durağımız ise ağız ve diş sağlığına dair bilgileri alacağımız dentalojiye konuk oluyoruz. Yanımızda doktorumuz Sevcan Biçir ile birlikteyiz. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Sizleri sormalı. Sağ olun, biz de çok iyiyiz. Şimdi dentaloji olarak burada tabii ki ağız ve diş sağlığına dair birçok uygulama var, yaptığımız çalışmalar var. Ama özellikle son günlerin çok yoğun talep edilen bir uygulaması var ki bu da gülüş tasarımı. Ve bununla ilgili çok yoğun talep alıyorsunuz zannediyorum, değil mi? Aynen öyle. Gülüş tasarımı denildiği zaman birçok hastamızın aklına gelen işte eskiden olduğu gibi çok fazla dişlerin kesilerek elde edildiği kaplamalar geliyor ama artık öyle değil. Hani bunlar için laminalar, işte bonding sistemler dediğimiz işte kompozit laminalar devreye giriyor, porselen laminalar devreye giriyor. Açıkçası siz nasıl gülmek istiyorsanız biz size öyle güldürmek için uğraşıyoruz. Bunun için uygulama nasıl yapılıyor? Nasıl yapılıyor? Hani öyle hastaların korktuğu gibi dişlerinden çok fazla madde kaybı olmaksızın ki bize en çok gelen sorular bu yönde. Çok fazla madde kaybı olmadan sadece estetik kaygılarla yaptığımız tedavilerimiz hem eskiye oranla çok daha güzel, çok daha estetik gülüyoruz. Hem de sağlığımıza hiçbir şekilde zarar verilmiyor çünkü çok minimal madde kayıplarıyla oluyor. Sadece dişin görünen yüzeylerinden neredeyse tozunu almak diye ifade ettiğimiz kadar çok az madde kayıplarımız oluyor. Sonrasında da bembeyaz istediğimiz gibi çok rahat gülebiliyoruz. Ve sonrasında mükemmel gülüşlere sahip oluyoruz. Aynen öyle. Evet. Harcanabilir tabii ki dediğimiz gibi birçok uygulama var ama bunlardan bir tanesi de lamina. Değil mi? Biraz aynen. Bu konu hakkında bilgi alalım size. Lamina dediğim halk arasında şöyle de bilinebiliyor. Yaprak diş dediğimizde hani daha çok kişilerin bilgisi var bu konuda. Porselen laminalar. En çok halkımızın bizden istediği, talep ettiği. Bunlarda da yine dediğim gibi çok az madde kaybı yaşıyoruz. Dişlerimizden çok az madde kaybıyla çok güzel gülüşler elde edebiliyoruz. Kaplama değil asla. Biz laminaları kaplama diye yani halk arasında köprü, kron, bizim köprü kron dediğimiz ama işte halkın kaplama diyerek bize gelip talep ettiği şeyler asla değil. Öyle korkunç çok fazla madde kaybının da olmadığı hep bunu söylüyorum. Çünkü konservatif yaklaşım birinci hedefimiz ne demektir? Sağlam diş dokusuna minimal zarar vermek demektir bu. Bu şekilde elde ettiğimiz çalışmalar. Çalışma süresi çok kısa. Hani belki 1-2 prova yapıp ardından 10 gün en fazla 10 gün içerisinde. Bu da hani çok istisnai durumlarda. Yoksa 3 günde bile elde ettiğimiz sonuçlar var. 3 ile 10 gün arası diyebiliriz. Preparasyon sonrasında hastalarımız istediği görüşe kavuşturabiliyoruz. Peki çok teşekkürler. Tekrar sağ olun. Görüşmek üzere. Evet sevgili izleyiciler programımız tüm hızıyla devam ediyor. Bakalım neredeyiz? Buyurun.